Yunan lobisi, Türkiye'nin savunma sistemleri alımını engellemek için ABD Kongresi'nde harekete geçti. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Bu video yayınımızda hadsiz Yunan ve Yancı lobisinin yükselen Türkiye karşısında nasıl acizce davrandığını, sinsi planlarla Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde harekete geçtiğini sizlere aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi, Türkiye'nin savaş uçağı ve savunma sistemleri taleplerine karşı bir kampanya başlattı. Ve bu kapsamda Helen Amerikan Liderlik Konseyi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne bir mektup gönderdi. Bu mektupta, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden savunma ürünleri almasının engellenmesi gerektiği savunuluyor. Yunan lobisi, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile sorunlar yaşadığını, bu durumun Türkiye'nin NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu bir müttefik gibi davranmadığını gösterdiğini öne sürüyor. Ayrıca Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkiler kurarak NATO'ya ve bölgesel güvenliğe zarar verdiğini iddia ediyorlar. Mektupta, Türkiye'nin Rusya ile olan işbirliği, S-400'lerin Türkiye'de bulunması, nükleer enerji projelerinde Moskova ile ortaklık yapması gibi unsurların NATO'ya sadık bir müttefik olmadığını kanıtladığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kapsamında Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı iddialarda bulunarak, bölgedeki istikrara tehdit oluşturduğu da iddia ediliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin F-16'larını Azerbaycan ve Suriye'deki operasyonlarda kullanması, Yunan hava sahasını ihlal etmesi gibi konularda mektupta yer buluyor. Bu mektup, Biden yönetiminin Türkiye ile F-35 ve jet motorlarının satışı konusunda görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerin ardından gönderildi. Yunan lobisi, Türkiye'nin bu savunma ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine karşı kullanma eğiliminde olduğunu ve bu nedenle F-35 programına geri dönmesinin engellenmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal ettiğini, bu tür bir silah satışının Amerika'nın çıkarlarına zarar vereceğini belirterek, Türkiye'ye F-35 ve diğer savunma ürünlerinin verilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Yunan lobisinin mektuptaki temel talepleri, Türkiye'nin bölgesel barışı ve istikrarı tehdit eden politikalarını gerekçe göstererek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı daha sert bir duruş sergilemesi ve savunma ürünlerinin satışını engellemesidir. Özellikle Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarlarına aykırı olduğu, bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 gibi gelişmiş silahlar vermemesi gerektiği dile getiriliyor. Yunan lobisi, Türkiye'nin savunma sistemleri alımını engellemek için ABD Kongresi'nde harekete geçti.